İyice gitti saçlar var ya. İyice gitti. İyice kelleştik ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar. Dedim ki size böyle bir yerden giriş yapayım. Böyle, şöyle namara. Ay arkadaşlar, ben geldim. Biliyorsunuz bir video önce izleyen arkadaşlarım. Yaklaşık 3 gündür ama yani... Sadece gezmiyorsunuz, anladınız mı? Bazen çalışmanız gerekebiliyor. Ben de o 3 gün boyunca çalışmam gerekti. Video montajı, video kurgusu, YouTube'a yüklemesi. Yani hepsi birikiyor, anladınız mı? Böyle çünkü aktif gezdiğiniz için böyle bir kendinize bir vakit ayırmanız gerekiyor. Böyle 2-3 gün. 2-3 gün dinlenip onları hallediyorsunuz. Buraya geldim. Odamı göstereceğim. Çok güzel bir otel Phuket'te, Patong bölgesinde. Hosteller 5 dolar, 6 dolar. Burası sanırsam sezon değil diye muson yağmurları falan başladı. Ben yaklaşık burada 8,5-9 dolara da kalıyorum. Yani bir 30-40 lira falan fazla verdim. Özel odam var, mükemmel bir sonsuzluk havuzum var. Keyfimi diyecek yok. Oh, böğürtlenler ama böğürtlenler. Hafif yağmur yağdı. Yağmurda yüzmek o kadar güzel geldi ki. Bu kaldığım yer, ya şu kuş var ya, şurada bu kuş var. O kadar güzel ses çıkarıyor ki anlatamam size ya. Şimdi de ört müziğe tuttu. Şöyle güzel bir havuz var arkadaşlar. Şöyle Phuket manzaralı, Patong manzaralı. Şu aşağısı hemen bir kilometre aşağısı Patong. Bakın hava ötüyor. Bak. Suslar ya. Neyse, ben size oteli gezdireyim. Şöyle otele ait bir restoran var. Havuzun hemen aşağısında bir restoran var. Yine aynı otele ait sizin odaya giriş kartınızla açılan bir spor salonu, gym var şurada. Her türlü alet de var hemen kullanabileceğiniz. Şu havluyu bir teslim edeyim de. Bir markete gidelim, tamam mı? Marketten yiyecek bir şeyler alalım, ondan sonra ben size odayı göstereyim. Ama önce bir karnımızı doyuracak şeyler alalım. Ya çok sağlıksız beslenmeye başladım ben buralarda. Çok acı bunların yemekleri böyle. Yoğun bir acı var. O yüzden bir süre dikkat edeceğim arkadaşlar yediğime içtiğime. Yulaf aldım. Muzlu bir yulaf. Muz aldım. Bir tane de süt aldım. Şimdi onu yiyeceğim. Bir yandan da yağmur atıyor. İnşallah bu yağmur çok hızlanmaz. Garip bir şekilde 2-3 gündür yağmur da yağıyor ya. Bir de burada hayat, yani saat bak 11.40. Yani hayat daha başlamadı, biliyor musunuz? Yani bu gece hayatı buranın çok meşhur. O yüzden güne 3'te 4'te falan başlıyorlar. Good morning bro. Fine, thank you, thank you. Ya bunlar çok insancıl insanlar ya. Vallahi insancıl insanlar. Burası da benim odam. Yani biraz dağınık yattım, kusura bakmayın. Topladım biraz ama yani şurada prizler var. Prizler hayat kurtarır. En önemlisi şurada bir çalışma masası var. Bu var ya, benim hayatımı kurtarıyor. Yani yatakta yatarak çalışıyordum ben hep. O beni şey yapıyordu böyle. Zorluyordu böyle. Uykumu getiriyordu. Burada rahat rahat çalışıyorum. Şurada şöyle bir koltuğumuz var. Burada takılabiliyorum. Şurada şöyle güzel bir manzaramız var. Abilerimiz çalışıyor şurada. Güzel yer Phuket arkadaşlar. Gerçekten güzel yer. Ben size banyoyu da gösterim. Yeni duş aldım. Şimdi havuzdan çıktım vesaire. Yeni duş aldım. Şöyle güzel bir banyosu var. Bence güzel.
Fiyat da uygun ama dediğim gibi sezon değil diye fiyatlar bu şekilde. Normalde bir de Booking'den ben yapıyorum bu rezervasyonu. Booking.com'dan. Ben Genius üyeyim arkadaşlar. Çok bir yerde kaldığım için bana habire indirim geliyor. Sürekli bir yerlerde kaldığınızda Genius size indirim yapıyor Booking. Genius indirimi diye. Ben Genius 3. seviyeyim. Bazen kahvaltı dahil oluyor. Bazen buraya var ya 2000 lira indirim verdi bana. 2000 küsür lira indirim verdi. Sadece şurası için yani. Müthiş bir fiyat verdi. Adını yazdım ben buraya. İsterseniz gelip kalabilirsiniz. İsterseniz gelmezseniz siz bilirsiniz ama her çeşide uygun şey var burada. Otel var, bilginiz olsun Phuket'te. 5-6 dolara da hostel var. 9-10 dolara da otel var. Sezonla baharı yani yoğunluğuna bağlı her şey. Pandemi girdi araya. Şoğun Musan yağmurları başladı falan filan. Mesela normalde Phuket'te hava böyle kapalı olacak. Yani bunlar sezonda bunları göremezsiniz. Hep sıcak. Gene dışarısı çok sıcak da havanda böyle hep güneş olur böyle. Şimdi hep böyle bulutlar çökmüş durumda yani. Bu biraz kötü. Aldığımız şeyleri yiyelim. Muz aldık. Yulaf aldık. Onları yiyelim. Biraz enerji toplayalım. Sonra Phuket seyahatine başlayalım. Vallahi ben de hiç gezmedim. Bakın size gel şaka yapmıyorum. Şu etrafta dolandım durdum. Hiç dışarı çıkmadım böyle. Aşağı sahile mahalle içmedim. İlk defa bu videoda beraber ineceğiz. Ama önce kahvaltı yapalım. Şimdi burada herhangi bir bardak kupa var. Çay falan da koymuşlar ama benim şöyle kendi bardağım var. Biraz daha geniş bu. Yarım litre. Onda yiyeceğim. Muz kokuyor. Ay muz. Bunu çok severim ben ya. Arkadaşlar şu süt. Şu ve bir tane muz 30 TL tuttu. Yani TL olarak söyleyeyim direkt. Direkt onun bilgisini vereyim size. Yani Tayland, şimdi ben size o konuda da bilgi vereyim. Giriş, bize 30 gün vize istemiyor Tayland. 30 gün vizesiz Tayland'a giriş hakkınız var, tamam mı? Fakat çok doldurduk ya. Tayland Pass diye bir bunların uygulaması var. Yani siz geldiğinizde bu kalkar kalkmaz bilmiyorum. Buna da en iyi Turkish Airlines'in sitesinde bakabilirsiniz. Tayland Pass'ı doldurmanız gerekiyor. 10.000 doları ya da 10.000 euroyu kapsayan bir sağlık sigortasına ihtiyacınız var. Siz bu Tayland Pass'ı dolduruyorsunuz. Pasaport bilgileri, aşı bilgileri, bu sağlık sigortasına oraya giriyorsunuz. Bunlar size ülkeye giriş için bir form veriyor, tamam mı? Ben Malezya kara sınırından geldim buraya. O form 1 saat içinde sizin elinize ulaşıyor. Yani 1 saat sürüyor en fazla. O form geldikten sonra geri hiçbir şey kalmıyor. Sadece ülkeye geldiğinizde bir form doldurmanız gerekiyor. Başka da ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor. Direkt ülkeye girebiliyorsunuz. Ama garip bir şekilde beni ufak bir sorguya çekti polis. Ne yapacaksın, ne edeceksin tarzı şeyler söyledi. Anlamadım yani. Tipimizde mi bir şey var anlamadım ki. Öyle yani, bilginiz olsun. Gelebilirsiniz Tayland'a. Değişik bir süt ama bilmiyorum. Tadına bakalım. Biraz da muz atacağım. Yani burada var ya, kıyafetleri soğuk suyla falan yıkıyorlar. Mahvoldu. Tişörtlerim... Mahvoldu yani tişörtlerim. Yeni tişörtler almam gerekecek bir süre sonra. Gitti. Ne kadar tişörtüm varsa güneşten soldu. Yani bir de aldığımı da ben böyle çok eşya, çok kıyafet almam. İyi alırım böyle. Yıllarca giyeyim diye ama bu bile, gerçi ne kadar zamandır giyiyoruz. Mahvolacak tabii. Normal yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Şunu yiyelim de gezelim. Ben bir şeyler yerken bir şeyler izlemeyi çok seviyorum. O yüzden bilgisayarımı açtım. Yani bir şey izlemeden şunu içemem, yiyemem herhalde. Sonra dışarı çıkacağız. Ve Tayland sahile ilk inişim arkadaşlar. Phuket'in sahiline ilk defa şu an sizle beraber iniyorum. Aha. Dalgalı, hava biraz kötü. Allah'tan çatıda havuz var, var ya. Ama ben burada Phuket'te bir tur yapmak istiyorum. Yani bir adaya gideceğim burada. Herhalde o da bir sonraki videoda görürsünüz diye düşünüyorum. Önce bir konuşmam, anlaşmam vesaire lazım. Şimdi biz Tayland'dayız. Tayland'ın Phuket bölgesindeyiz. Phuket'in de Patong adlı bir sahilindeyim ben arkadaşlar. Yani burası Patong. Phuket adasının Patong sahili. Boylu boyuna böyle giden bir yol var burada. Şimdi bir de bir insanların böyle çok ara sokaklarda gezdiği yerler var. Şimdi ben oralara doğru yürüyorum böyle insanların olduğu. Tripod'umda bir sıkıntı vardı. Ben çözdüğümü sandım ama çözememişim. Sadece bir altını almışım. Sadece diğer tarafı koptu. Ne yazık ki bir tripod almamız lazım. Ben size kendimi değil, etrafı göstereyim. Etrafı göstererek birkaç bir şey aktaracağım şimdi size. Tayland'ın arkadaşlar yani nüfusu 2020 verilerine göre 70 milyon bir nüfusu var. Hadi olsun olsun 71-72 milyon olsun. Resmi dilleri Tayca. Bence anlaşılması
Ve yazması en zor dillerden. Gördüğüm en zor dillerden ya. Çok karışık, karma karışık bir dilleri var yani. Ülkenin en büyük geçim kaynağı oldu tabii ki. Yani her Güney Asya ülkesinde olduğu gibi turizm. Turistten çok yoğun bir ülke katkı sağlıyor. Ama bu Güney Asya ülkelerinin incisi olarak biliniyor Tayland. Çünkü çok hem çok egzotik bir ülke. Doğası var, tarihi var, plajları, adaları. Yani inanılmaz bir eğlencesi, gece hayatı, inanılmaz bir arayabileceğiniz her şey Tayland'da var. Ama bazı bölgelerde iş zıvanadan çıkmış durumda. Onları da sonraki videolarda anlatacağım, göstereceğim zaten size. Bu Güney Asya ülkelerinden de Tayland, Avrupa ülkelerinden yıllar boyunca hiç sömürge yememiş, biliyor musunuz? Sömürge yemeyen tek ülke, yanlış eğer öğrenmediysem, yanlış araştırmadıysam, sömürge görmemiş Avrupa ülkelerinden tek ülke burası. Yani fiyatlar genel olarak bence benim fikrim, yani Türkiye'de bir tatilde ne para harcıyorsanız bence burada da onu harcıyorsunuz. Yani ama sıkıntı şu, buraya geliş. Yani buraya geliş 12 bin lira, 15 bin lira çok pahalı Tayland'a geliş. O yüzden bu bölgelere geldiğinizde mutlaka 2-3 ülke görüp öyle dönün, ayrılın yani. Ben şimdi kara kara düşünüyorum ne yapayım diye. Şimdi Türkiye'ye döneyim diyorum 20 gün 1 ay sonra. Lan bilet 12 bin lira, 13 bin lira çok büyük paralar bunlar. Tamam burada Türkiye'de harcadığım parayı harcıyorum ama yani dönüş ve geliş olayları çok pahalı. Sadece gidiş gelişiniz 2 kişi gelseniz ben eminim 40 bin lira ya. Yani 2 kişi gelip gitseniz 40 bin lira verirsiniz yani. Çok pahalı uçak fiyatları, uçak bileti fiyatları. Yani bu konuda da yapacak bir şey yok ve bu euro dolar arttıkça bu uçak biletleri fiyatları da çok daha da zorluyor. O yüzden bu tarz yerlere geldiğinizde mutlaka ve mutlaka yan tarafta aşağıda Malezya var. Bir taraf azıcık ileride Endonezya var. Üstte Laos var. İşte yan tarafta Kamboçya var. Buraları da görün, gezin. Masajlarıyla ünlü bir ülke bu Asya ülkeleri. Yani şurası da thank you. Thank you, thank you. Ben bir ara yaptıracağım. Böyle komple bir vücudumu masaj yaptıracağım. Çünkü gerçekten böyle bir dinlenmeye, böyle bir kendine gelmesine ihtiyacı var vücudumun ama ister istemez şimdi burada çok farklı olaylar dönebiliyor masajda da arkadaşlar. Yani ben kelimelerimi seçerek konuşacağım çünkü benim izleyici kitlem ve yaş kitlem ben görebiliyorum. Ona göre seviyeli konuşmak durumundayım bu konuda. Yani her şey değişebiliyor burada, öyle söyleyebilirim size. O yüzden otelin varsa bir masaj bölümü otelde yaptırmayı düşünüyorum. Bakalım, çünkü çanta taşımaktan sırtım mırtım falan böyle bitmiş durumda ya, yani yoruldum ya arkadaşlar. Çok konuştum biliyorum ama gerçekten yorulabiliyorsunuz seyahatlerde böyle. Dinlenmeyeniz ihtiyacınız olabiliyor. Ya mesela kimisi diyor ki neden haftada 3 video 4 video atmıyorsun diyor. Arkadaşlar ben onu yapabilirim, yapamam değil. Ama ben o zaman kendim keyif alamam, kendim dinlenemem. Sürekli elimde bilgisayar, sürekli elimde kamera. Ben bunu istemiyorum gerçekten. Ben haftada 2 video atıyorum. Bazen işte olursa haftada 3 atıyorum. Ya çarşamba akşam 5, pazar sabah 11. Bu net artık, fix yani. Bir de sıkıştırırsam ara ara cuma atmaya başladım. Ya gerisi beni yorar, çok yorar arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Benim de herkesi memnun etme gibi bir düşüncem yok, biliyorum. Böyle yazacaksınız, uğur kafaya takma falan diyeceksiniz ama ister istemez şimdi pasta çok büyük, tamam mı? Herkese açık içerik ürettiğiniz için herkesin sizden de bir talebi, bir beklentisi olabiliyor bu konuda. Ne kadar çok konuştum biliyorum ama birazdan susacağım. Yani o yüzden çok YouTube'a gelen arkadaşlarıma da sesleniyorum buradan ya da girmeyi düşünen. Bu pasta çok büyük. Herkese açık içerik üretmenin kötü yanı da var, iyi yanları da var. Çok şükür benim sizler yani müthiş seviyeli insanlarsınız. Gelen yorumlardan anlıyorum. Ama ister istemez bir iki tane bu tarz yorumlar görebiliyorsunuz. Yani anlayabilirim ben. Benim anlatışımı sevmeyebilir. Güzelce eleştiri yapabilir, beni eleştirebilir, severim. Ama ben cahillik kısmına gelemiyorum. Yani şimdi çok zor, anladınız mı? Elinize kamerayı alın. Mesela bir çıkın dışarı, elinize telefonu alın. Bir 20 dakika konuşun. Yani ne konuşacaksınız mesela? Karşıyla ne konuşabilirsiniz? Zor yani, gerçekten zor. Sohbetinizin iyi olması lazım. Karşı tarafın sıkılmaması lazım. Herkes sevebilir, bazı sevmeyebilir. Ama çok şükür nazar değmesin. Kanalımız büyüyor. Güzel güzel gezmelere devam ediyoruz. Sizler de beni sevdiniz. Allah razı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Çok konuştum biliyorum. Şimdi devam edelim gezmeye. Ana bakın. Şöyle bir şey denk geldim. Karate kaplumbağa. Böyle dizmişler. Bunun içinde de var.
Bayağı da insan var. Bir eğitim gibi bir şey herhalde. Seminer gibi bir şey. Bilmiyorum ama. Merak ya. Çok seviyorum ben bunları, biliyor musunuz? Ben hayvanlarla, balıklarla yüzmeyi falan bayılıyorum yani. Bir adaya gidelim de bak neler yapacağız, suyun altına ne güzel yüzeceğiz, gezeceğiz, dalacağız. Bunlara bak ya, ama çıkmayı bekliyorlar. Acaba neden burada bekliyorlar? Bırakın da denize. Belki de şey, rehabilitasyon merkezi gibi bir yer, bilmiyorum. O yüzden tezden de konuşmak istemiyorum. Kesin olarak bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir tören var belli ki. Öğrenciler de gelmiş çünkü. Ne güzelmiş de kıyafetleri. Mavi, beyaz, mavi, beyaz. Şurada da sahne kurulmuş. Polis, asker fazla olduğuna göre devlet büyüklerinden biri de gelecek. Ya burası böyle daha çok sörf alanı, jet ski alanı. O yüzden böyle çok dalga var bu sahilde. Olabildiğine sörf tahtaları ve jet ski alanları var. Soruyorlar, ister misiniz bir saat, bir saat, bir saat? Yok dedim, teşekkür ederim. Adada deneyeceğim ama inşallah adaya gideceğim. Ya Pipi Adası'na gideceğim. Herhalde ona gideceğim ya. Çünkü en güzel o görünüyor gerçekten. Hava da böyle bir basık sıcak ki, bir basık sıcak ki. Güzel plajı var ama bembeyaz bir kumlarda. Baksanıza bembeyaz. Vay be, geldik buraya da. Thank you, thank you. I don't need. Thank you, I don't need, thank you. Deniz şortum bile yok altında. Sabah havuza girdim ya, çıkardım o yüzden. İnsanlar güneşleniyor. Ulan yani şey oluyor yani, böyle geziyoruz ama baksanıza ya, ayağımı kaç kere suya sokabilmişimdir ki. Su aşığı birisiyim yani. Şimdi ama videoları hallettim ya, şimdi tadına varma zamanı işte. Şimdi keyfini çıkarma zamanı hayatın. Biraz en azından rahat kafamız. Bak burası da bir otel. Tam sahilin dibinde. Havuzu da var. Oh. İçimiz açılsın biraz değil mi? Yeşil yeşil. Yeşillik görelim. Ama Sri Lanka'da müthişti bu konuda. Yeşillik konusunda Sri Lanka müthişti. Endonezya'ya daha da iyi diyorlar. Acaba Endonezya'ya gidersek de ne göreceğiz merak ediyorum. Yani ne güzel oturmuş, almış içeceğini sandalyesinde. Keyfini yapıyor. Avrupa'daki yaşlı amcalarımız bu bölgelere gelip genç kızlarla böyle evlenip hayatlarını sürdürüyorlar. Biraz para veriyorlar. Bunları yapanlar var burada. Tayland'da çok ama çok fazla hem de yani. Görüyorsunuz zaten. Şu 200 metrelik, 300 metrelik yolda yürüdüğünüzde bunu görüp anlıyorsunuz zaten. Sağınıza solunuza baktığınız an hemen yani. Bu sağımdaki yerlerin birçoğu masaj salonu. Yo, önünüzü kesiyorlar bir anda. Burada ladyboy ablalarımız da çok fazla. Masaj, masaj diye böyle kalın sesleriyle gelip aklınızı başınızdan alabiliyorlar. Bir anda bir masaj diye bağırdı demin. Tayland'da da güzel ürünler var, etnik ürünler. Ha. Birkaç bir şey alırız buradan da giderken. Patong Beach. Burası da gece bir hareketli oluyormuş şu sokak. Bir hareketli oluyormuş. Geleceğiz. Başka videolarda göreceğiz buraların. Buranın akşamını da göreceğiz. Tayland'ın ekonomisi falan. Tayland yani her geçen yıl boyunca gelişmekte olan bir ülke. Tabii şimdi siz şey düşünmeyin. 2022'de fiyatlar arttı. Bundan 6 sene önce, 5 sene önceki fiyatlarla şu anın alakası yok. Yani Tayland'da belki bir şeyler aynı kaldı ama işte Türk lirası, euro ve dolar karşısında biraz düştüğü için burada fiyatlar bize de pahalı artık. Ucuz değil yani. Türkiye ile aynı diye görebilirsiniz ama bilginiz olsun. Garip. Yani ben birkaç video izledim bu Phuket'le, Patong'la alakalı. Bayağı garip şeyler var burada. Geleceğiz inşallah. Yarın akşam ya da bu akşam geleceğim buraya da. Bir sonraki videoda falan çekeceğim onu. Görürsünüz zaten de. Bu arkadaşların da resmi dini Tayca arkadaşlar. Ama demiştim zaten zor ve resmi dinleri de Budist. Bu insanlar Budist. Ve Tayland'da... Dur bir saniye. Bu insanların resmi dinleri Budistler arkadaşlar. Sri Lanka'daki gibi Budist bu insanların birçoğu. Tabi bir sürü millet var ama genel olarak Budistler. 35 binden fazla tapınak var burada, biliyor musunuz? Şu sokağı mesela akşam düşünemiyorum ne haldedir. Ne durumdadır yani. 35 binde. Thank you, I don't need. Thank you. Yok abi, hiçbir şey lazım değil bana. Bir tek tur lazım, onu da ben çözeceğim bir şekilde. Çünkü buraya, şimdi şu, bu acente olayları çok garip çalışır.
Biri birine verir, diyor ki sen sat sana şu kadar komisyon. Diğeri ona söyler, ona. O ona o komisyondan bir kısmını ona verir. Bu ara 3-4 kişi de gider. Bunun ana bir tane şeyi vardır. Onu da bulacağı. Burada bir Türk abimiz var sağ olsun. Onunla halledeceğiz inşallah. Çok pahalı ya. Yani pahalı turlar falan burada. Bomboş şimdi sıcakta. Baksana da sokağa. Çok sezon değil ya böyle. Yoğun bir turist sayısı yok. O yüzden beni gördükten sonra adam dükkanından çıkıp bir anda tur satmaya çalışıyor. Valla gündüz, deminden beri arkamdan bağırıyor kadınlar masaj diye. Gündüzü böyleyse gecesini düşünemiyorum yani. Akşamını düşünemiyorum. Burada ama hayat gece başlıyormuş. Bunu net olarak anlamış oluyoruz şu an itibariyle gezerek. Çok şey. Of, gündüze soğuk geliyor ya bir yerden. Sakin. Çok sakin yani şu an. Dedim ki bir tura firmasına sorayım en azından ki bir fiyat bilgim olsun. Ne kadar çekecek merak ettim çünkü. Pipi Adası arkadaşlar. Buranın en meşhur adalarından bir tanesi. Hatta çok meşhur bir kumsal filmi çekildi orada. Ben de çok severek izledim onu. Yani o yüzden orayı çok görmek istiyorum. Size anlatamam. 7 tane adaya gidiyorsunuz. İçinde yemek var. İsterseniz işte ekstradan GoPro ile çekim yapıyorsunuz. Dalış yapabilirsiniz, kano yapabilirsiniz vesaire vesaire. Ekstra bunlar tabii. Bunların fiyatı 1500 baht. Yani 40 dolar. 40 dolara sabah 8.30'da sizin otelinizden sizi alıyorlar. Akşam 6.30'da otelinize geri bırakıyorlar. Bilginiz olsun. 40 dolar bir fiyatı var 2022 fiyatları. Hello masaj masaj, hello masaj masaj. Duyduğum kelime hep bu, hep. Şimdi kameraya da bir şey derler demezler. Çok öyle o açmıyorum o aralarda da. Bakalım karanlıkta akşamları göstereceğim. Her yerde masaj salonu ya. Ama Tay masajı da meşhurdur yani. İyi bir masaj yaparlar. Adam böyle iyi bir dinlenir yani. Böyle kendine gelir. Çok meşhurdur Tay masajı. Bunun eğitimlerini almaya gelenler var Tayland'da. Ben biliyorum. Birkaç arkadaş vardı. Olimpos'ta tanışmıştım. Türkiye'den buraya gelmişlerdi masaj eğitimi almaya. Meşhur işte. Yaptıracağım. Kafaya koydum. Sırtımı falan böyle güzel bir açtıracağım. Siz de gelirseniz buraya kesinlikle hello, thank you. Kesinlikle şey yapın yani akşamla çıkın, gündüz çıkmayın. Çıkacaksanız da denize, plaja, adalara falan gidin yani. Çünkü kimseler yok. Ne kadar güzeller. 220 baht vallahi hiç mi? Thank you, thank you. Thank you. Lan her yerden çıkıyorlar. Kamerayı açmasam da görünüyor. Acaba bunlar ne? Şimdi karnım acıktı ama. This is chicken. Chicken. Crab, the chicken, have seafood. Shrimp and pork, shrimp and crab. Do you have crab? Do you have many fried chicken? This fried. Hot pow. Yes. What is here? This. How much? 60 baht. Şöyle bir şey yiyeceğim. 60 baht. Yani 35 baht arkadaşlar 1 dolar burada. Öyle hesaplayabilirsiniz. 34 baht 1 dolar diye hesaplayın. Biz onu düz 35 yapalım. Yani 60'da işte 1.7 dolar falan yapıyor. Dolar ve TL çok fazla arttığı için bu ara Türkiye'de ne kadara geliyor bilmiyorum ama ben size dolar söyleyeyim. Siz de geldiğinizde burada ya dolar bozulacaksınız ya euro bozulacaksınız. Yiyelim şurada ya. Karnımız acıktı karnımız. Benim otelim de zaten şu arka taraf hemen. Şurada görünüyor zaten şu beyaz taraf. Yemek yiyelim. Maybe water. Water here? Yeah. This is, no this. Please this. Okay. Buz geldi bir tane, buzlu bardak. Şimdi burada su koymuşlar ama yani ben ne olur ne olmaz diye içmiyorum. Buradan şeyden aldım gideceğim. Thank you. Çok güler yüzlü insanlar ya, Asya'nın insanları. Sevdim ben yani Asya'yı. Gerçekten Asya bende bir kalbimde bir taht kurdu yani. Şurada da şöyle bir sos var. Yani
bir acı kokuyor. Bir acı turşu kokuyor. Anlatamam. Ben acıyı biraz severdim ama burada iyice yemeye başladım ama bunun bana zarar verdiğini fark ettim. Nerede fark ettiğini sormayın. Fark ettim. Yani bu iyi bir şey değil ya. Biraz acıyı azalttım ama yani azaltmam lazım. Yoksa ileriki yaşlarımı düşünemiyorum yani. Düşünemiyorum. Burada her şey acı. Hindistan'dan sonra var ya, Hindistan'dan sonra hiçbir şey bana acı gelmemeye başladı ama çok acı. Gene de acı yani. Anladınız mı? Onu hayatta yemem yani. Bir sürü acıya ara verdik. Sıcak sıcak. Hep marketten alıp yiyordum. Isıtıyorlardı. Şimdi hazır yapılmış. Güzel güzel yiyelim. Eminim bu biber de acıdır ama şu sostan malezede de bir şeyle denemiştim ben. Acı gene. Ama yapacak bir şey yok. Yani ekstra katmayayım da ben içindekini yiyeyim. Çok güzel ya. Ama içlerinde bir yeşil var. Yeşil şu var ya, şu yeşillik var orada şurada. Görüyor musunuz şunu? O farklı bir şey ama ne yaprağı olduğunu bilmiyorum onu. Şurada da gene şöyle tavuklu bir sos var böyle. Tavuklu, soğanlı bir sos var. Şöyle atalım bakalım. Bakalım nasıl olacak. Bu benim tabağımdaki tavada kızartılmış. Bu suyun içindeki, yani şu sosun içindeki, bunu haşlamışlar. İçindeki tavuk haşlanmış tavukun içindeki. He ya kendinize gelelim böyle ya. Valla. Konuşacağım size yukarıda. Çıkın da bir yiyelim şuna da. Ve geldik. Ya şu sizde de vardır eminim. Ya bu Hintli adam benim sakalı şuraya bak ya. Dur lan kamera. Beni gurbetçi yaptı ya. Yani şuradan ben ne var şuradan yapıyordum. Şu bayağı aldı yani sakalımı. Anlamadım gitti. Neyse. Ya bu sizde de vardır. Yemekten sonra bir tatlı ihtiyacı var ya. Ben hep çikolata böyle kan şekerim mi düşük acaba bilmiyorum. Böyle söylerler ya herhalde. Şeker hastalığım var ya da. Ama yok ben şekerimi ölçtürdüm. Herhangi bir şey çıkmamıştı. Bir tane çikolata aldım ne yapayım. İki tane var bunda. Birini şimdi yiyeceğim, birini sonra. Bir yandan video yüklemesi için bırakmıştım. Yüklemiş. Arkadaşlar bu video ilk günün videosu. Gezdik. Bilgiler verdim ben size. Bilgiler aktardım. Otelime geldim. Bu da Tayland'ın para birimi. Paraları. Benim en yüksek gördüğüm şu an 1000 bah. Şu. 500 de var. Onu da gördüm ama şu an elimde yok. Şu 100 bah. 35 bat bah. 1 dolar. Şunu 3 dolar olarak hesaplayabiliriz ama yani 100 bahtı 3 dolar olarak hesaplayabiliriz. Şöyle 50 baht var. Şu 1,5 dolar işte. Bir de bende 20 baht var. Baht ya da baht işte. Bu video ilk böyle bir videoydu. İlk geldim videosuydu. Yani bilgiler verdim gelmek isteyen arkadaşlara vesaire. Sormak istediğinizi yorumlara yazın. Gelecek arkadaşlara ben gene destek olurum. Ama en sağlıklı bilgi Turkish Airlines sitesinde bulabilirsiniz. Bir ikincisi de şey oldu arkadaşlar. Ben de bu şey oluştu biraz. Neden bilmiyorum ama bugün ben havuzda tek başıma kaldım, yüzdüm, sabah düşündüm, ettim. Böyle bir yorgunluk hissi geldi böyle bana ama sonra dedim ki ya Uğur, ya bu anları bir daha yaşayamayabilirsin dedim ben. Tamam mı? Buna dedim ki bu anlar tekrar hayatında sana bu imkanlar sunulmayabilir dedim. Yani tekrar buraya gelemeyebilirsin. Tekrar buralara gelmek için paralar harcayamayabilirsin dedim. Keyfini çıkar dedim. Güzel bir toplandım yani kendi kendime böyle motive ettim yani bu işi iyi yaparım, çok iyi yaparım, kendi kendimi gaza getirme işini çok iyi yaparım, çok daha keyfim yerinde yani çünkü bir iki ben fark ettim ya editlerken Malezya'da böyle düşmüşüm anladınız mı ama gerçekten sıcakta video editlemek, video kurgulamak, yükleyecek yer bulmak, internet sorunu falan bunlar da yorabiliyordu sizi ama Uğur dedim ya sen keyfine bak ya. Ya dedim oğlum sen buralara bir daha ne zaman geleceksin yani? Ne zaman buraların tadını varabileceksin? Kaldığın odaya bak diyorum böyle. Tamam lüks bir şey ama yukarıda havuz var mesela. Bunlar bizim için, ben çok yoksulluktan gelen bir adamım arkadaşlar. Yani çok fena, yani şükürler olsun da çok fena hayatlar yaşayarak ben buralara gelebildim yani.
Şu anda da Allah'a şükürler olsun ki muhtaç değiliz. Kimseye de kimse açıkta da değiliz yani. Çok şükür aileme de bakabiliyorum. Ailem de kendini idare ettirebiliyor. Yani ama çok zor dönemlerden geçtim. O yüzden bu anların kıymetini bilmem gerekiyor. Sizin de şu an yaşadığınız anın kıymetini bilmeniz gerekiyor. Bir daha tekrar gelmeyecek. Şu ömrümüzden gelip geçen şey zaman. Zaman tekrar kazanılmayacak. Zaman tekrar gelmeyecek. Anladınız mı? Bugünü tekrar yaşayacak mısınız bilmiyorum. Ya, bilmiyoruz anladınız mı yani? Yapmak istediğiniz şeyleri yapmaktan geri koymayın kendinizi. Planlarınızı yapın, hedeflerinizi koyun, ilerleyin. Devam edin, devam edin. Yani pes etmeyin arkadaşlar. Sorun şu soruyu kendinize. Doğan Cüceloğlu hocamız var bizim. Çok güzel kitapları vardır. Okuyun. Der ki, demişti ki bak hiç unutmuyorum onu. Soracaksın kendini ölmeye yakın. Yaşadım mı lan ben? Ben yaşadım mı lan? Bu cümlede yaşadım oğlum ben demek çok önemli. Hayatınızı heba etmeyin arkadaşlar. Ben bugün çakraları açtım böyle. Sabah delirdim böyle. Hayatınızı heba etmeyin ya. Yemin ederim yıllarca heba etmişim hayatımı yani. Bunu yapmayacağım bir daha. Yapmayın arkadaşlar. Bu gezmekle alakalı değil. Hedefleriniz olsun, hayalleriniz olsun, umutlarınız olsun. İlk iş bundan başlıyor anladınız mı? Zaten bir yerden sonra buna lap diye ulaşabiliyorsunuz. Yani lap diye dedim şöyle çaba sarf ederek böyle tak 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 yavaş yavaş böyle bir anda olmuyor hiçbir şey. Tak 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 tak. Ama ihtiyacı olan önemli şey sabır. Sabır olmazsa hiçbir şey olmuyor. Yani sabırlı olmanız gerekiyor bazı şeylerde. Öyle. Nasıl bak nasıl heyecanlı heyecanlı konuştum. Karnım ağrıdı heyecanlı konuşmaktan. Ya da acı yemekten bilmiyorum. Dikkat edin kendinize. Videoyu beğenip abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda ben şimdi biraz dinlenirim, uyurum vesaire. Yarın akşam çıkarım buranın gece hayatını falan çekerim orayı. Neler, ben merak ediyorum mesela geceleri neler yapıyorlar burada. İşler çığırından çıkmadan çekebildiğim kadarıyla çekeceğim. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.